Herkese selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün savaş biletinde olan astral geçit kartı hakkında ve Ocak ayında muhtemel olarak oyuna yeni gelecek olan harita hakkında konuşacağız. Valorant ekibi bildiğiniz gibi savaş biletleri içerisine oyuna gelecek olan yeni ajanlar ya da yeni haritalar hakkında subliminal kartlar yerleştirmeyi seviyor. Bunları daha çok oyuncu kartları üzerinden yapıyor ve poligon üzerinden yapıyor. Poligondaki ses kayıtları bizler için gerçekten çok önemli. Çünkü oradaki ses kayıtları bizlere ileriki güncellemeler hakkında bazı ipuçları veriyor. Aynı zamanda savaş biletindeki oyuncu kartlarında da birçok ipucunu görebiliyoruz. Bunları tabii ki Valorant ekibi bilerek yapıyor. Valorant ekibi savaş biletindeki oyuncu kartlarına ya yeni gelecek olan ajanların bazı ipuçlarını ya da yeni gelecek olan haritaların bazı ipuçlarını yerleştiriyor. Bu yeni savaş biletimizdeki astral geçit kartında bir çiçek görüyoruz. Yani buna ağaç diyebiliriz ama hani dalına ve köküne baktığımız zaman gayet kalın ağaç gibi ama bu bir ajanın özel bir yeteneği olabilir. Yani Harbor'ı örnek olarak düşünelim. Harbor gelmeden önce birçok yerde su detayı görüyorduk. Yeni ajanın da özellikleri arasında bir ağaç, bir çiçek böyle bir şey olabilir. Fakat bizler astral geçit kartının yeni bir ajan hakkında bir ipucu verdiğini değil de yeni bir harita hakkında ipucu verdiğini düşünüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Harbor yani yeni geldi sayılır ve büyük güncelleme Ocak ayının ortasında olacak. Daha uzun bir süre var. Yani 3 ay sonra yeni bir ajan getireceğini ben Valorant ekibinin düşünmüyorum. Evet, 3 ay sonra bazı ipuçları ya da bazı subliminal mesajlar yayınlayabilir yeni ajan hakkında. Fakat ben Ocak ayında yeni bir ajan geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Harbor daha yeni geldi. Her ne kadar Ocak ayına 3 ay olsa da yani 3 ayda bir yeni bir ajan yok sanmıyorum. Yani Ocak ayında yeni bir ajan geleceğini sanmıyorum. Ama tabii ki de eminim ve kesin %100 konuşmuyorum. Çünkü Valorant ekibi gerçekten bazen şaşırtabiliyor, ters köşe yapabiliyor. Ben daha çok yeni bir harita geleceğini düşünüyorum ama hani yeni bir harita gelmesi için de yani şu anda oyunun yeni bir haritaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ya Pearl haritası bana henüz yani gerçekten çok yeni gibi geliyor. Yani yeni gelmiş gibi hissediyorum hala Pearl haritasının. Bu arada Pearl haritasını ben çok seviyorum ve oyuna yani gerçekten böyle bir haritanın ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Bu arada birçok kişi Pearl'ü beğenmese de yani benim beğendiğim birçok kişiyi diğer oyuncular beğenmiyor. Zevk meselesi tabii. Bu arada poligondaki ses kaydını sizlere video sonunda dinleteceğim. Sizlerin de o ses kaydı hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi detaylı bir şekilde incelersek birazcık da montajda zoom yapacağım sizler için. Arka tarafa dikkat ederseniz, çiçeğin arka tarafına dikkat ederseniz sanki böyle bir oyun haritasının bir kısmından alınmış gibi gözüküyor. İşte güneş, bulutlar, arkada uçan kuşların olduğunu görüyorum. İşte yani arkada mini evler tam detaylı olarak da göremiyorum. Ekran ışığım ne yazık ki yine kısık. Fakat yani bu gerçekten yeni bir haritanın sanki bir bölümüymüş gibi gözüküyor. Yani Valorant ekibinin de bu savaş biletinde yapmış olduğu subliminal oyunları gayet iyi bildiğimiz için bu kartın büyük ihtimal yeni bir ajan değil de yeni bir haritanın geleceğini ya da yeni bir harita hakkında bir mesaj yayınladıklarını düşünüyoruz. Ya açıkçası ben şu anda yani Ocak ayında olduğumuzu düşünüyorum. Ocak ayında yeni bir ajan gelmesi yani saçma olur. Hani bu kadar da çok tabii ki yeni ajanlar gelsin oyuna ama hani böyle 3 ayda bir ne bileyim çünkü Harbor'da beğenilmedi. Yani yeni bir ajan geldiği zaman iddialı bir ajan olması lazım. Birçok kişi de bu arada düelloji bekliyor. Yine düelloji ajanı bekliyorlar. Onun dışında Ocak ayında yani gerçekten Ocak ayındaki güncellemeyi çok merak ediyorum. Hani yeni bir harita mı gelecek? Yeni bir ajan mı? Yani ajan olduğunu düşünmüyorum ama yeni bir haritaya ihtiyaç var mı? Şöyle bir şey de olabilir ki bundan çok korkuyorum. Yeni bir harita gelebilir fakat bir harita da geri gidebilir. Hatırlıyorsanız Fracture geldiğinde Split geri gitmişti. Bunu yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Yani atıyorum belki Heaven gidecek. Belki Bind gidecek. Onun yerine yeni bir harita gelecek. Eğer ki böyle olacaksa gelmesin. Çünkü bu yeni bir haritanın gelip başka bir haritanın gitmesi biz oyuncuları üzüyor. Çünkü uzun bir süre oynuyoruz ve harita seçme gibi bir şansımız yok. Haritalara ister istemez alışıyoruz ve yeni haritaların sevilmesi gerçekten de uzun bir zaman alıyor. Sizlerin yorumlarını çok merak ediyorum. Sizce Ocak ayının ortasında yani yeni büyük güncellemede yeni bir ajan mı gelecek yoksa yeni bir harita mı gelecek? Ayrıca astral geçit kartı hakkındaki bu görsel hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oyuncu kartında yeni bir ajanın mı ipucunu veriyorlar yoksa yeni bir haritanın mı ipucunu veriyorlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Neyse, mutfağa yakınmış bari. Şimdi, şu Yadigar'a bir bakalım bakalım. Şimdi, hemen mi? Kardeşim, tuzakların vakti geldi geçti. Burada kimse bilekliğinin peşinde değil. Sen bana güven. Umarım değildir. Ufacık bir şey ama içinde acayip bir güç var. Nasıl oluyor anlamadım. Ben anladım. İçindeki oymaları görüyor musun? Evet. Hatta dünya dil bilim arşivlerindeki bütün kayıtlarla karşılaştırdım.
Ama yok. Çünkü bu yazı dünyadan değil. Bu muhafızların dili. Muhafızlar mı? Gerçek mi onlar? Tabii. Okuyabiliyor musun? Biraz. Hala öğreniyorum. Tanıdık ne var? Önemli kelimeler filan? Çiçek, muhafız, armağan, anahtar. Anahtar. Kilidi bulsaydım. Belki lejyon bulmuştur bile. Nasıl yani? Bana bırakılan bilgiler net değil. Parça parça. Ama kilit. Sanırım bir yer. Nexus adında bir yer. Kayıp bir şehir. Muhafızlar inşa etmiş. Ama bir türlü bulamadım. Çünkü artık yok. Yok mu? Nasıl? Realm'deyken çiçeklerin şehri diye bir yeri araştırmıştım. Hatta Kambat Boğazı'nda bulduğum bir haritayla oraya gittim. Gittim ama durum güzel değildi. Yıkık mı? Daha kötüsü. Altı üstüne gelmiş. Sabote edilmiş. Yaklaşamadım bile. Kim sabote etmiş? Bilmiyorum. Üzgünüm. Alfa da yok edilmiş. Peki Omega'da? Belki orada duruyordur. Belki. Ama Omega'daki ben şu Nexus'u açarsa... Bunu Killjoy'a sormak lazım. Onu bir ziyaret edelim hadi. Al bilekliği. Peki efendim.